80 illik bir ülkede, istemiyorum hepsinde 80 olmayabilir. Ama en yakın, en uzak mesafe 100 kilometre ise, grup 100 kilometreye gidip temsilini verip evine dönebilir. Bizim buradaki amacımız zaman zaman buradan gerek yönetmen desteğiyle, gerek teknik destekle diğer bölgeleri desteklemek. Çünkü devlet tiyatrolarının 12 tane yerleşik bölgesi var. Bunlarla beraber bir de turne düzeninde devam ettirdiğimiz bölgeler var ki, turne düzeninde devam ettirdiğimiz bölgeleri aslında bütün bölgeler ortaklaşa devam ettiriyor. Genel müdürlükle birlikte bütün bölgeler ortaklaşa devam ettiriyoruz. Çünkü turne bölgelerine her ay, her hafta yeni oyunlar gönderiyoruz. Bu zaman zaman Ankara Devlet Tiyatrosu'nun oyunlarından oluyor. Zaman zaman İstanbul, zaman zaman Antalya, Adana, İzmir yahut da Diyarbakır, Van, Erzurum bölgelerinden. Açıkçası devlet tiyatroları elindeki bütün imkanları Türk seyircisinin sanatla ve tiyatroyla buluşabilmesi için harcamaya çalışıyor. Harcıyor daha doğrusu. Seferber ediyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Güzel olmuş, güzel olmuş. Neyse işte, amcanız bile dönüp... Daha tadına bile bakmadınız ama. Ya bakarım, kaçmıyor ya. Neyse işte yani... Evladım, sana şuradan ben bir parça daha... Anneciğim, müsaade eder misin? Kayınpederim bir şey anlatayım. Ankara Devlet Tiyatrosu 2019-2020 sezonuna oldukça hummalı bir şekilde çalışarak hazırlanıyor. En önemli oyunumuz aslında şu anda Lüküs Hayat. En büyük kadrolu, en geniş kadrolu oyunumuz Lüküs Hayat. Lüküs Hayat, Lüküs Hayat, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sezonun açılışında 8 premieri var. Bunlarla beraber geçtiğimiz dönemdeki oyunlar devam edecek. Özellikle bir şu yeni sahibini bekleyen eski konak, konak demeye yüz tanık ister ya, ıssız, içine kapanık bir zaman artı. Bu değirmen de amma uzaktaymış ya. Bu yolun bir de geri dönüşü var. Yürümekten ayaklarıma kara sular indi. Yorgunluktan öleceğim. Merhaba Kenan! Değirmenimize hoş geldin Kenan Hanım. Siz de nereden çıktınız kara kargalar? Bana bakın, eğer gözünüz benim buğdayımdaysa kaptırmam onu size, yağma yok. Biz çocuk oyununa bu sene çok ağırlık vereceğiz. Çünkü elimizde yeterince aslında oyunumuz var. Bizim 27 oyunumuz var repertuarımızda. 4 sahnemiz var zaten. Bunu arttırsak, 5-6'ya çıkarsak bile hemen hemen her oyunu tekrar tekrar ayda bir hafta falan oynayabiliyoruz. O yüzden biraz çocuk oyununa ağırlık verdik bu sene. Çocuğa çok önem vermek gerekiyor. Çünkü nasıl söylesem piyasada çok farklı şeyler var. Yani artık çocuklarımız çok farklı noktalarda, yapılan oyunlar çok farklı noktalarda. Onları, çocuğu yakalamak sizin kendi gelecek seyircinizi yaratmak açısından çok önemli. Biz bu sene çok önem vereceğiz çocuk oyunlarına. Söyleyin bakayım ne varsa. Artık ne diyeceksiniz? Tamam tamam, söylüyoruz. Ama daha fazlasını alamazsın ağzımızdan. Sanki bir şey alabildik de ağzınızdan. Bu seneki şeyimiz, projelerimizden bir tanesi klasikleşmiş romanlardan uyarlanan ya da klasikleşmiş oyun dediğimiz oyunlardan yola çıkarak bir oyun sahnelemek. %60 yerli oyun, %40 yabancı oyun diye düşünüyoruz. Tabii ki var olan koşulları ve anlatmak istediğimiz şeyleri bir tık ön planda tutarak, bazı şeyleri daha ön planda tutarak bir politika belirliyoruz. Ama asal politikamız bizim yerli oyunlara biraz daha ağırlık vermek ve bir tık unutulan o yazarlarımızı biraz daha ön plana çıkarmak. Jimnastiğe mi gidiyor? Vay pesleme vay. Sahi yaptı adam sınıfına girdi desene. İthalatçı sahibinin dosyası
süre oldu? Vergi devleti yazımıza cevap geldi mi? Pamukçunun itirazı, yeni satışların listesi çıktı mı? Gömürcüye, telciye, tapucuya... Hepsi durdu anne! Trabzon Devlet Tiyatrosu 87 yılında kuruldu. Ben aslen Trabzonluyum. Trabzon'da doğdum ve tiyatroyla tanışıktım. Trabzon Devlet Tiyatrosu'yla oldu. Buradaki sanatçıların bölge hizmetleri sırasında açmış oldukları kursla birlikte her şey çokça katkısının yanında bizler gibi hem kurumu içinde sanatçı olarak, idareci olarak yetişmesinden birçok isim çıkarttılar. Takdir edersiniz ki bu bir bölgenin, bir tiyatronun, sanatçının şehre yapmış olduğu en büyük hizmetlerden bir tanesi. İnsanın hayatına dokunması, şehrin hayatına dokunması, kültüre, yaşamın farkındalığına, beraberindeki birçok şeye dokunan bir güce sahip sanat ve tiyatro. Savaş yalnız bize mi? Bak sarrafın karısına, bak müteahhitin gelinine, bak oduncunun kapatmasına, şu esnafa bak, şu esnafa. Yani yavrum, biraz su ver bana. Trabzonlu olmam, tabii şehri çok iyi tanıyorum, insanını çok iyi tanıyorum, coğrafyayı çok iyi tanıyorum. Heyecanlarını çok iyi biliyorum, hassas noktalarını çok iyi biliyorum. Bu kurgu içinde de çok güzel bir repertuar ve seyirci buluşmasıyla geçen sene yaklaşık 12 bin seyirci farkıyla, seyirci kazanımıyla bir sezon geçirdik. İnşallah bu sezon bu sayı daha da artarak seyirciyle buluşacak. Bunun yanı sıra tabii ki ilçeleri de çok önemsiyoruz. Bu programın içinde biz bu sene bir ilki de gerçekleştirdik. Bütün ücra köyleri hemen hemen tek tek dolaşıp, oradaki çocukların, okulların ihtiyaçlarını tespit edip daha sonra köyden çocukları organize edip Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda 10 günlük bir köy okulları buluşması ve tiyatro buluşması olarak planladık. Bu da çok güzel karşılığını buldu. İzmir Devlet Tiyatrosu 2019-2020 sezonuna hani tabir deyimle son derece hızlı başladı. Çünkü bizim 2018 yılında tek sahnemiz vardı, konak sahnemiz vardı. Konak sahnemizde 203 kişilik koltuk sayısıyla 4 milyonluk kocaman bir İzmir'e yetmiyordu. Karşıyaka sahnemize açtık 21 Mart'ta ve Kültür Bakanlığı'nın, bakanlığımızın yaptırdığı Bornova'da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi açıldı. Ve biz orayı 7 Şubat'ta Kantucu müzikaliyle açtık. Orada da 380 kişilik bir koltuk sayısına sahibiz. Ve böylelikle Urla'da da küçük bir sahnemiz var. Bir anda İzmir Devlet Tiyatrosu'nun 4 sahnesi oldu. Ve daha fazla yürüyüşe çık. Ben ciddiyim. Fiziksel olarak bir şeyler yapmalısın. Yoksa vücudunu toksinler katlayacak. Babacık demir yolunda çalışırdı. Ayakkabıları konusunda çok titizdi. Sadece İzmir'le de kalmıyoruz biliyorsunuz. Biz burada 4 sahnemizde perde açarken diyorlar ki hadi bakalım bir de Anadolu'ya gidelim. Turne yapalım. Tabii ki Anadolu'da tiyatro olmayan, yani şöyle söyleyeyim, yani tiyatroya daha az gelen yerlere devlet tiyatrosu koşarak gidiyor. Oralarda haftanın hemen hemen her hafta perde açıyoruz. Çeşitli bölgelerden turne geliyor. Bir de turneye gidiyoruz. Yani İzmir Devlet Tiyatrosu adına konuşacak olursam 4 ayrı yerde perde açıyoruz. 2 de turne koyalım, 6 yerde seyirciye merhaba diyoruz.
Bu yıl Diyarbakır'da seyircilerimiz 4 sahnede oyun izleyebilecekler. Bunlardan 2 tanesi sadece çocuklarla buluşacak. Diğer ikisi hem çocuk hem yetişkin oyunlarıyla hizmet verecek. Diyarbakır'da bu yıl neredeyse 15-17 oyun sergileyeceğiz. Yol ilerledikçe daha tehlikeli olmaya başlıyor. Üstündekileri çıkarıyorum be! Birden! Suyu atıyorum, su çok soğuk, vücudum titriyor. İnşallah kollarımı bacaklarımı kesiyor. Vazifesinin aşağı yuvarlandığı bir yere geliyorum. Birden! Patika beni suyun kenarına çıkarıyor be orada. Suyu yüzeyini yarıp güçlükle nefes alıyorum. Birçok bölgemizde yerleşik halk değil, daha çok öğrenci, işte memur kesim tiyatroya gelirken Diyarbakır'da tiyatronun yerli şehrin yerli halkı aslında tiyatroyu benimsemiş ve onlar takip ediyorlar tiyatroyu. Bu bizim için hem çok eleştiri boyutu da kuvvetli bir hale geliyor. Çok önemli bizim için. Hem de daha aktif çalışmamızı sağlıyor. Buradaki gençlerle buluşuyoruz biz. Konservatuara hazırlanmak isteyenleri konservatuara hazırlanmaları için doğru yönlendiriyoruz. Diksiyon dersi almak isteyenler oluyor. Hem kurumlar hem yine şehirde yaşayan vatandaşlarımız. Onlara yine elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Aile sosyal politikalarla beraber çalışıyoruz. Oradaki işte engelli, yaşlı ya da işte çocuklarımızı sürekli olarak tiyatroya getiriyoruz. Onlarla drama etkinliği yapıyoruz. Oradaki eğitmenlere diksiyon eğitimi veriyoruz. Milli eğitimle beraber bir araya geliyoruz. Onlarla getirmek istediğimiz risk altındaki çocukları ya da işte daha mağdur olan çocukları belirleyip okulları, onları servislerle tiyatroya getiriyoruz. Burada bir şeyler ikram ediyoruz onlara. Sonra oyunlarını izliyorlar. Sonra tekrar okullarına götürüyoruz. Geçen yıl 40 bin çocuğa ulaştık. Bu yılki hedefimiz Vali Bey'imizin de isteği üzerine 100 bin çocuğa ulaşmak. Bence bu mektupları yazan adama da tıpkı böyle olmuş. Onun bağımlılığını elde etmişsin, onu yönetmişsin, bunu beslemişsin ve sonra da onu terk etmişsin. Yani o seni isterken yapmışsın bunu. Bak Sera, bu pozitif bir güç ve ilişkilerinde ihtiyaç duyduğun bu güç işte. Yolda giderken şarkıları beraber arkamızdan söyleyip gelirler çocuklar. Ya da yolda durdururlar, kötü bir karakter oynuyorsanız herkesin içinde sanki gerçekten öyleymişsiniz gibi kızarlar. Bir arkadaşımız burada kötü bir karakter oynuyordu. İşte tecavüzü ele alan bir oyundu, kadına şiddeti. Yolda eşinin yanında durdurup eşine bu adama dikkat et, bu adamın tekin değil diye eşini uyarmışlar mesela. Ben tiyatro yapmayı burada sevdim aslında. Tamam konservatuvar mezunuyum. 39 yaşındayım, 21 yaşında okuldan mezun oldum ve o zamandan beri bu mesleğin içindeyim. Burada oynamak, burada olmak başka bir misyonmuş. Tiyatronun anlamını tekrar okuldan sonra anladım. Önemli bir iş yapıyoruz biz buralarda. Gerçekten bölgelerde oyunculuk yapmak gerekli, bölgeleri tanımak gerekli. Bunun çok büyük artıları var bizim için. Çok renkli bir seyircimiz var Trabzon'da. Ben de bu renkleri çok iyi tanıdığım için o renklerin hepsini her oyunda görüyorum ve karşılığını vermeye çalışıyorum. Aynı oyunda Trabzon'da farklı tepki alıyoruz. Van'da farklı yerlere farklı tepkiler, Diyarbakır'da farklı, İzmir'de farklı oluyor. Buranın seyircisi de kendine has, hani demiş aslında minasır dedikleri bir yapıda ama kemikleşmiş bir seyircisi var. Beğendiği oyunu beğendi, beğenmediğini de direkt söyleyebilen seyirciye sahibiz. Bu bizim için aslında avantaj. Hani yaptığımız işi seyirciye nasıl aktarabildiğimizi kendimiz de görebiliyoruz. O zamanlar işte hayata biraz daha böyle kapalı, daha sığ bakıyorduk. Devlet Tiyatrosu'nda oyunları izledikçe açıldık, yeni ufkumuz gelişti, yeni yeni şeyler öğrendik. Hayallerimiz gelişti, hayallerimiz, düşüncelerimiz değişti ve kesinlikle burada olmak istiyorum dedim. Çocukların buraya gelip o gözlerindeki ışığı, yani tiyatroyu ilk defa görmeleri ve büyük bir şehire, yani onlar için büyük Van aslında, büyük güzel bir şehir, doğunun en güzel yeri bence.
Buradaki o şehri görüp böyle gözlerinin içindeki o ışıltıyı görmek çok güzel bir duygu ya. Devlet tiyatrolarının olmadığını bir hayal ettiğim zaman, hayır, bu bölgelerin hiçbir yerinde tiyatro olmayacaktır, olamayacaktır. Ay hayatım, hiçbir şeye yetişemiyorum ya. Yani çalışan kadının kocası da çocukları da eliyle rezil bir boşuna denemişler. Ay neyi nereden tutacağımı bilemiyorum. Muhsin Ertuğrul'un mektupları vardır. Der ki orada Reşat Güntekin'e, Reşat Nuri'ye, Reşat bir gün Van'da Shakespeare oynayacak mı? Adana'da bir Göte ya da Konya'da bir Molière oynayacak mı diye mektupları vardır. Misyonumuz çok önemli tabii ki. Çünkü tiyatro seyircisini çocuk yaştan itibaren biz yetiştiriyoruz, devlet tiyatroları. Devlet tiyatroları bilindiği üzere kar amaçlı bir kuruluşta olmadığı için sosyal devlet yapısı içerisinde küçük yaştan seyircinin yetişmesi ve başta Türk edebiyatı ve sonra dünya klasikleriyle birlikte bunları en uygun ortamda ve zeminde seyirciye ulaştırması misyonunu taşıdığı için bölgelerdeki durumu çok önemli. Zaten devlet tiyatroları da buna çok ciddi anlamda önem veriyor. Yaklaşık 61 sahnede biz perde açıyoruz. Konya harici yerleşik ya da yerleşik olmayan misyonu çok önemli ve çok yüksek. Hatta bir turnemizde şöyle bir şey olmuştu. Güneydoğu Anadolu'da bir Anadolu turnesinde genç bir tiyatro sever geldi. Dedi ki, abi dedi, yarın dedi ne olacak dedi. Oyunu seyrettikten sonra bize dedi ki aynı oyunu oynayacağız. Ya dedi, siz deli misiniz dedi. Bize dedi ki hayır, bir 300 kişi seyretti. Şimdi seyretmeyen bir 300 kişi daha o eseri seyredecek dedik. O zaman anlamıştı. Misyonumuz çok önemli ve çok yüksek. Ay, yine başladı kulak tırmalayıcı. Gökuş çağları kesinden renk renkler. Sadece beni bekler. Sadece Konya Devlet Tiyatrosu olarak burası Shakespeare'de seyretti, Çehov'da seyretti, Orhan Asena da seyretti, Turan Oflazoğlu da seyretti. Onun için bu seçimlerde ne az oynanmış, tabii ki baştaki amacımız yerli yazarlara ve yerli eserlere önem vermek. Çünkü nasıl ki bir İngiltere'nin National Tiyatrosu, Fransa'nın Comedy France, İtalya'nın Piccolo'su varsa bizim de devlet tiyatrolarımız ve kendimize ait bir kültürümüz var. Bu kültürü başat olarak önde koyup ama dünyada hiçbir kültür kuruluşundan geri kalmayacağımızı gösterecek kadar da profesyonel olduğumuzu göstermek repertuarımızdaki temel amaçlarımızdan. Ay bu diyorum sana, hep aklım göremiyorum. Ne oldu? Kız göremiyorum, kayboldu, boşlukta gideyim diyorum sana. Bir suya yapma, ne yapıyorum, estağfurullah. Ne diyorsun sen, ne yapma? Kız Kur'an'da çıkan mı bahsedelim? Göremiyorum diyorum, etrafımı seçemiyorum, boşlukta gideyim, kayboldum diyorum sana, kayboldum. Ay. Anadolu'daki ilk tiyatro hareketinin başladığı yer Bursa. Ahmet Vefik Paşa Bursa'ya vali olarak atanır ve yaptığı ilk icraatlardan bir tanesi Bursa'ya bir tiyatro binası yapmak. İlk bölge tiyatrolarından biri 1970 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu yerleşik düzene geçiyor. Çok köklü bir tiyatro ve tabii kendi izleyicisini yaratmış bir şehir Bursa. Bu anlamda eski, köklü ve tarihi bir tiyatroya sahibiz. Her ne olursa olsun son isteği buydu. Hepiniz duydunuz mu? Tanrı benim ya, Allah ediyor. Hayır Olga. Tanrı sana hediye veriyor. Geçmişi unutman için. Hayır. Asya onun yerini tutmayacak. Coğrafyalar, iklimler seyirciyi de etkiliyor ister istemez. Burada sert bir coğrafya var ama doğuda çok da rastlamadığımız bir şey var. Burada bir taraftan göl var. Göl insanların kişiliğini de yumuşatmaya başlıyor. Yani doğunun o sert durumunu biraz yumuşatmaya başlıyor. Ama halkımızın en çok ihtiyacı olan şey komediler. Ah! 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 Git
Bana bir şey bul, kırarım şu kapıyı. Kapıyı mapıyı kırayım demeyin sakın. Yoksa kırarım kafanızı ağlatmayın. Aldırmayın efendim. Söz dediğiniz ağızdan çıkan havadır. Yüzünüze de söylerseniz zararı yok. Meğer ki arı katak çıkmış olsun. Ha, şimdi o havanı alırım senin ha. Bu benim. Hadi bakalım toz ol. Önce Türk ve dünya edebiyatını tanıtmak. Halka tanıtmak. Daha sonra Türk dilini doğru kullanılır hale getirmek. Bunun dışında şöyle bir misyonumuz daha var tabii ki. Batı'da birçok olanak var sanat anlamında. Ancak Doğu'da şöyle sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Buraya dışarıdan gelen memurlar, dışarıdan gelen öğrenciler. Burada sanat anlamında çok fazla şeyle karşı karşıya kalmıyorlar. Devlet tiyatrosu bu anlamda onları gerçekten rahatlatan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca çocuklarımıza yönelik işler yapıyoruz burada. Ve sanırım bu bölgelerde en büyük yatırım çocuklara yapılması gerekiyor gerçekten. Çok yaşasın Bilge Hanım'ımız! Çok yaşasın beş kahramanımız! Ne dersiniz? Çok yaşasın Bilge Hanım'ımız! Çok yaşasın beş kahramanımız! Akdamar Adası'ndan adını almış bir şenliğimiz var. Bu şenlikte şu şekilde çalışıyoruz. Şehrin ilçelerine, ücra köşelerine, köylerine özellikle bu çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz. O çocuklarla sanatçı arkadaşlarımız gidip önce bir çalışma başlatıyorlar. Tiyatroyu anlatmaya çalışıyorlar aslında onlara. Daha sonra onlarla bir oyun çalışıyorlar. Bu oyunun sonucunda da çocuklarımız şenlik kapsamında kendilerini sahnede farklı olan tarafı da bu zaten şenliğimizin. Başka oyunları, çocuk oyunlarını elbette izliyorlar şenlik kapsamında. Ama kendilerini sahnede var etme şansı buluyorlar. Söz söyleme hakkı buluyorlar. Bunun dışında şöyle kazanımlarımız da oluyor bu şenlikten. Üç arkadaşımız şu anda Van Devlet Tiyatrosu bünyesinde kadrolu sanatçı olarak çalışıyor. Bu şenlikten yetişmiş arkadaşlarımız bunlar. 1983 Van doğumluyum. 99-2000 yılında Van Devlet Tiyatrosu'nun Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları şenliğiyle başladı tiyatro hikayem. Ama bizim hikayemiz okulu bitirip de Van'da tiyatroyla buluşmayla başlamadı. 99-2000 senesinde lisedeyken biz arkadaşlarımızla birlikte bir oyun çalışmaya başladık. Bu oyunda bize yardımcı olabilmesi için Devlet Tiyatrosu'ndan abilerimiz gelmişti. O abilerimizle biz Devlet Tiyatrosu'nu tanıma şansı elde ettik. Şenlik'te ilk yıl görev aldık Ahşu Gençler'le. Sonra ikinci yıl tekrar görev aldık. Sonra Van Devlet Tiyatrosu'nun oyunlarında yardımcı oyuncu olarak görev almaya başladık. Sonra Van'daki abilerim, ablalarım sağ olsunlar konservatuarı hazırladılar. Sonra okulları kazandık. Ben Erzurum'u kazandım, Atatürk Üniversitesi'ni. Edip arkadaşım da Konya, Selçuk'tan mezun oldu. Sonra biz mezun olarak Van'a 2007 yılında döndük. 2 sene, 3 sene boyunca burada sözleşmeli çalıştık. Sonrasında Devlet Tiyatrosu kadro sınavı açtı. Yine Edip'le birlikte o sınava girdik. Başarılı olduk. Vanlı olduğumuz için bizi kendi bölgemize gönderdiler. Sınav jürisinden duyduğumuz, o zaman bizim için pek bir şey ifade etmeyen ama yeni yeni anlamaya çalıştığımız bir cümle vardı. Sınav jürisi Van artık görevini tamamladı demişti. Bunu dediğim gibi biz anlamamıştık da sonrasında bir bölge eğer kendi sanatçısını sahneye çıkartıyorsa, Devlet Tiyatrosu'na kazandırıyorsa artık görevini tamamlamıştır dedi. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği'nin önemi aslında evet bizler şu anda o projeyle, tiyatroyla tanışmış ve şu anda profesyonel olarak bu işi yapıyor olmamız önemli elbette. Fakat daha önemlisi 10 yıldır gördüğüm şeyi size anlatayım. Şehrin dinamiklerini çok iyi çözümlemek lazım. Ve gerçekten kırsala daha fazla yönelmemiz gerekiyor. Eğer şenlik sayesinde tiyatroyla tanışmasaydım, şu an hangi mesleği yapıyordum, şu an Van'da ne yapıyordum bilemiyorum. Bambaşka bir yerdeydim belki de. Çünkü yani tiyatro dokunduktan sonra bana bambaşka bir insan olmaya başladım.
alın şu şeyinizi. Geçin şöyle. Geçin. Uzatın ayaklarınızı. Yaslayın başınızı. Heh. Biz size seslenince edeyim, yok sayacaksınız bizi. Biz de yok sayacağız sizi. Her bölgenin kendine has kültürel özellikleri var. Bu da ülkemizin zenginliğini gösteriyor, güzelliğini gösteriyor. Aynı zamanda sezon içinde hem doğudaki tiyatrolarımızı batıya, batıdaki tiyatrolarımızı doğuya götürerek o kaynaşmalığı, o birlikteliği, o sevgiyi ve o eğitimi birlikte sağlıyoruz.